Merhaba arkadaşlar. Hemen ders 3'e başlıyoruz. Konumuz tarifler, reçeteler yazmak. Writing recipes. Başlayalım. Temelleri ders 3'te, ilerisi de ders 4'te. İki parçaya bölünmüş bu ana konu writing recipes. Evet, temellerinden başlayalım. Temelleri de olsa temellerinden sonra hemen advanced gelmesinden anlayacağınız üzere biraz kavramsal olarak yoğun bir ders olacak. Kemerlerinizi bağlayın. Evet. Şimdi overview. Yukarıdan görünüşe bir bakalım. BB dosyalarımız .bb uzantılı dosyalar bizim reçetelerimizin implement edildiği, yazıldığı dosyalar. bbAppend'de adı üstünde bu dosyalara aynı birebir paketlere başka bir layer içerisinde müdahale edebilmek için. Şimdi buradaki hikayeye bir bakın. Meta custom. Custom yani bizim yazdığımız herhangi bir layer olarak temsili. Şu gri alan. POC'in içerisinde gelen meta receipts core init ifapdan diye network ile alakalı bir paket var. Bu reçete içerisinde init ifapdan alt tire versiyon 1.0.bb olmak üzere tanımlanmış bir reçete. Biz bunun içerisinde ileride çok daha net anlayacaksınız. Bazı değişiklikler yapmak istiyoruz ama POC'in içerisinde yapmıyoruz bu değişikliği. Veya meta TI içerisinde de yapmamamız ideal. Bunun için biz custom layer'ımız içerisinden bakın benzer bir klasör ağacı ile bbAppend uzantılı bir dosya oluşturuyormuşuz. Ve ne oluyor? Müdahale ediyormuşuz. Bu detaylara daha sonra değineceğiz. Şurada da bir inch include dosyası. Bu da versiyon agnostik metadata diye geçer. Yani şu gördüğümüz 2014.07 uBoot versiyonu için özel bir reçete ama uBoot TRTI.inch ise versiyonuna bağımsız atamalarımızı yapacağımız yer. Devam edelim. Evet. Bir uygulamanın, bir application'ın nasıl handle edileceğini tanımlar. Handle edileceğinden kastı biraz daha açmış. Nasıl retrieve? Yani retrieve edeceği, hani biz bir fetch etmek dedik ya, bu dosyanın indirilmesi, peşlerinin uygulanması, derlenmesi, kurulması ve binary package'inin oluşturulması. Binary package'den kastı yani herhalde IPK, RPM, dev paketlerini kastediyor. Ayrıca bağımlılıkları ve bağımlılıkları da tanımlamamız için bizim için faydalı olacak bu dosyalar. Reçetelerimizin içerisinde temel şeylerden bahsediyoruz. Bitbake tarafından parse edilir. Ve şöyle bir formatı var. Uygulamanın adı ya da package name. Bu ileride bu sayfaya döneceğim ve burada ne demek asıl istediğimizi birazdan anlatacağım. Versiyon.bb. Format bu. Alt tire sabit. Bazı yapılandırma değişkenleri içerir. Ne ile ilgili? İşte bunun ismi, lisansı, bağımlılıkları, nereden indireceğimiz. Bir git, FTP, HTTP, HTTPS, tarball olabilir, git olabilir, SVN olabilir. Bir yerden indiriyoruz biz bunu. Source kodu. Bununla ilgili temel bilgiler. Task'lar. Biliyorsunuz Bitbake TreasureList Tasks'la bir recipe için, bir reçete için tanımlanmış taskları listelemiştik daha önceden. İşte o tasklar var ya o tasklar. Do alt tire fonksiyonlarla, do alt tire ile başlayan fonksiyonlarla işte burada bu BB dosyaları içerisinde implemente ediliyor. Yazılıyor. Genel ifadeler. Task provide a set of actions to perform. Evet. Aslında tasklar nedir?
işleme konacak faaliyetlerin sıralı bir halde script dilinde yazılmasına ibaret. Yoktu, Mega Manuel'de de siz de bakacaksınız. Pek çok kısaltma var. Hatta tek harfli kısaltmalar bile var. Hoş değil. Ama varlar. Öğreneceksiniz. S, D vesaire. İki harfliler. Package name, package version, paket adı, paket versiyonu ve paket release notes'u. Şimdi biraz önce demiştim ya şuraya bir geleceğim diye. Bakın. Burayı kastediyorum. İşte burası handle edilmiş haliyle. Bakın package name ve şu kısım ise package version. Temel kalıbımız bundan ibaret. Şimdi devam edelim. Evet. Örneğin burada da örneği genişletmiş. Burada pn 5 iken 4.2'de pv'yi gösteriyor. Böyle bir yapılandırma isim değişkenleri var. Şimdi MetaTI kısmından bahsedeceğim diyor. Sen burada bunları kullanacaksın ama diyor. U-boot'un custom, U-boot için bir custom recipe burada tanımlayabilirsin. Ama dönüp dolaşacağın yer gene şurada bir agnostik dosya. Bakalım burada şimdi bize neler ifade edecek. Inch include require keyword ile, yani header'ı include ediyorsunuz gibi düşünün. Versiyondan, o versiyondan bağımsız 1.14.1.27. Versiyondan bağımlı şeyler neler peki? Birazdan göreceğiz. Versiyondan bağımsız şeyleri inch'in altına doldurduğunuz zaman pek çok versiyon destekleyebilirsiniz. Ve böylece versiyondan bağımsız atamalarımızı inch altında yapıyor olarak kendimizi bulacağız. Evet, bir reçete temel olarak 3 ana bölümden oluşur diyor. Başlık, kaynak ve tasklar. Onu geçiyorum. Evet, temel atamalar ki bunlardan bazılarını include içerisinde birazdan bölünmüş halde göreceksiniz. Homepage, yani description bildiğiniz gibi tanım. Homepage, Git'ten, bir HTTP linkinden, SourceForge linkinden, neredense bu projenin homepage. Priority, öncelik, evet, o default olarak optional değerine eşit. Section, paket kategorisi ifade ettiği gibi. Bir de lisans. Lisans için özel olarak bazı değişkenler var. Onların atamaları da yapılıyor. Onu da birazdan ifade edeceğiz. Evet. Şimdi çok güzel bir SRC URI diye bir değişkenimiz var. İşte buraya biz source kodumuzu, derleyeceğimiz paketteki source kodu nereden indireceğimizi işte bu değişkene atıyoruz. Aynı zamanda patch, bu da append alıyor. Artı eşit operatör tanımla bu değişken içinde birazdan göreceğiz. Bak, genel olarak şöyle bir şemadadır diyor bu SRC URI. Git, FTP, file vesaire bir URL ve parametreler alır. O parametrelerin de pratik olarak ne anlama geldiğini göreceğiz. Şimdi bu arada indiririz, indirmesine de diyor. Default olarak build.dir altında downloads altında indiriyor, evet. Ama download directory, dl-dir değişkeniyle oynayıp, nerede oynayıp? Conf.localconf içerisinde oynayıp bunun indirecek yeri de değiştirebilirsiniz diye araya sıkıştırmış.
Bakın protokol, örneğin HTTPS, branch, işte master, my branch, neyse artık, nereden hangi branch'i baz alıyorsanız. Evet, git kullandığımız zaman src rev diye bir değişken de ayrıca tanımlamamız gerekiyor. Bu src rev neye karşılık geliyor? Bizim indirdiğimiz bir branch'ten indiriyoruz ama o branch'in head commit'ini indiriyor olmayabiliriz. Spesifik bir commit ID burada src rev olarak verebiliyoruz. Eğer branch bulamazsanız diyor. No branch eşittir 1 demek de mümkündür demiş. Bakın example.com HTTPS bir tarbolu indiriyor. Evet, bu şemada HTTPS'de olabileceği gibi bir de çok kullanılan bazı web siteleri var ise onları mesela direkt SourceForge alt-mirror olarak direkt yazıp proje adınızı vermeniz yeterli. Ve bunlar da metaconf feedback conf altında tanımlıdır diyor. Hadi çok bol tanımlı dersimizin biraz uygulamalarda yapalım. Aslında uygulama değil. Yerinden gösterelim daha doğru ifadeyle. Allah SourceForge. Nerede geçiyor? İşte burada geçiyor. Bize şu URL'i önceden tanımlamış. Bakın. GNU mirror. FTP, GNU.org, GNU mesela. Gibi bazı ön tanımlı URL'ler burada tanımlı. Evet, devam ediyorum. İndirdin arkadaşım, indirdin indirmesine de bunun bir checksum'unu da. Checksum nedir? Biliyorsunuz. O dosyanın bütünlüğünü indirdiğimiz dosya o dosya mı demenin bir yolu bütünlüğünü karşılaştırmak. MD5 veya SHA-256 destekliyor. HTTPS, HTTP, FTP'den bir tar-gz, tar-bz indirdiğimizi diyelim. Varsayalım. İndirdiğimiz dosyanın checksum'unu da burada ifade ediyoruz ki yok da indirdiği zaman doğru dosyayı indirdiğini bilsin. Eğer diyor ki birden fazla dosya içinde bu Open Embedded'çıların ilginç isimlendirme ve gösterim şekilleri var tabi. Buna biraz önce paramlar vardı ya. Bakın şemaya bakın şuradan. Onun en güzel örneklerinden bir tanesi bakın. Name, tarball, yani bir tar gezi indireceğim diyorsunuz. Onun MD5'i aha da budur diyorsunuz. Bir patch indireceğim diyorsunuz buradan da aha da onun da bütünlüğü checksum'ı MD5 formatında budur diyorsunuz. Evet. Yani temel olarak bu fonksiyonun çağırmasıyla dosyalara bir pet girdisi. Yani bu pet nedir? Hangi yani bir tanımlı dosya reçete içerisinde adı geçen dosyaların nerede aranacağına dair bir atama. Linux'a aşina olduğunuzu varsayıyorum. Bir pet atamasının yokto tarzında yoğurt yeniş şekli. Tabii arka planda yine aynı şeyler oluyor. Evet, overwrites file path'i overwrite eder. Bir de file extra path kullanılır. File extra path nerede kullanıyoruz? bbappend dosyaları içerisinde. Bunlar da prepend, alt-append gibi şeyler de kabul ediyor. Bakın burada yazmış. Prepend the pets as the order matters.
Evet, S değişkenimiz. Ya bu tarz şeylerde, bu tarz tanımlarda gelin mega manuelimizden de yardım almayı üzerine bir deneme yapalım bakalım. Evet, tek harfli bir değişken aranıyor. Şu altta çizgi varsa orada bir link var. Bakın S'in tanımına geldim. S harfi. Evet, ilk değişken de S değişkeni. Location in the build directory where unpack recipe source code resides. Default olarak neymiş? Work'tır içerisinde. Hani bizim bir temp work klasörümüz var ya. Yani bütün işlemleri, source kodun açıldığı, derlendiği ana mutfak klasör çalışma workspace'imiz. Normalde BPN-PV şeklinde bir klasör. BPN nedir? Package name normalde sonunda tre dev olabilir. Başında işte lib 32 bit 64 bit ile alakalı prefixler olabilir, suffixler olur. Onlardan arındırmış halde BPN değişkeni. Ve PN'den farklı olarak. Bunlara bakın, tıkladığınız zaman tanımlarına gidebilirsiniz. Tre PV şeklinde bir formatta. Ya bu S tabii ki değiştirilebilir. Her şey olduğu gibi. Bakın application tre version geliyorum. Şuradaki tanıma bakın. Application tre version. Application tre version worktur içerisinde. S'nin default değeri bu. Ha, eğer şemanız gitse, tarball değilseniz, o zaman slash git altında organize olacak S değişkeni. Gelelim lisanslara. Şimdi lisans dosyalarınız var. Tamam. O lisans dosyalarının da checksum'larını yine burada bakın, lisansın liki lisans dosyaları checksum. Evet, lisans dosyalarımızı checksum'unda buraya ifade ediyoruz. Evet, bağımlılık meselesi. Depends değişkeni derleme zamanı bağımlılıkları. R depends değişkeni çalışma zamanı bağımlılıkları atamak için kullanılıyor. R depends, evet, must be package specific diyor. Tire pn. Yani bu R depends'te işte çalışma zamanında mesela bir paketimiz var. HTTP bir server'ımız var. Nginx. Nginx tire dev için bir R depends tanımlayabilirsiniz. Bunları ayrı ayrı tanımlama şansınız var. Bunlar tabi biraz daha uygulamayla anlaşılacak şeyler. Evet. Ayrıca depends ve R depends paranız içerisinde büyük eşit, eşit, büyük, küçük, büyük eşit, küçük eşit gibi operatörlerle bağımlılığını versiyon bilgisinde dahil edilebiliyor. Bağımlılığın versiyon bilgisi de dahil edilebiliyor. Bu bağımlılıklarla alakalı bir grafik uygulama var. Yani çok çok başarılı bir grafik uygulama olduğu söylenemez ama gelin onu çalıştıralım. Şimdi şu önceki bağımlılıklar sayfasına geri dönüyorum. Buradaki ifadeye tekrar dikkat çekelim. The local do configure task depends on do populate sister task of recipe. Recipe bir. Bizim .bb dosyasını yazdığımız
bizim .bb dosyasını yazdığımız, reçetesini yazdığımız paket tin do configure task'ı depends eşittir. Yani build time dependencies. Build time dependencies derleme zamanı, build etme zamanı, bağımlılıklar. Do configure bizim task'ımız recipe bay'nin do populate sysroot task'ına bağımlı. Bakın buradan onu görebiliyoruz şimdi. Bakın set'in do configure'ına gidiyorum. Do configure do patch. Tamam. Do patch'e bağımlı. Asıl göstermek istediğim prepare recipe sysroot. Bakın oraya geliyorum. Prepare recipe sysroot. Reçetesi bir prepare hazırlık task'ı bu. Configure içerisinde yapılan bir hazırlık task'ı. Bakın bağımlı olduklarını görebiliyoruz değil mi? Do populate sysroot diğer paketlerin do populate sysroot task'larına bağımlı. Bir de kendisinin do fetch'ine bağımlı. Tabii ki. Fetch etmeden prepare recipe sysroot olması mümkün değil. Fetch'in bir bağımlılığı yok. Zaten indirecek. Bu GUI uygulamayı incelemekte fayda var. Evet, R depends için ise şu an reçetesini yazmakta olduğumuz local'dan kasıt, şu an reçetesini bb dosyası içerisinde olduğumuz paketin do build task'ı kime bağımlı? Recipe bay'nin do package write, işte rpm, dep, ipk, arşiv formattan kasıt, işte üçü rpm, dep ve ipk, task of recipe bay'ya. Bizim do build'imiz R depends içerisinde tanımlanan bizim şu an reçetesini yazdığımız paketin do build task'ı kime bağımlı? Recipe bay'nin, yani bizim burada atamasını, ilanını verdiğimiz ilan ettiğimiz recipe bay'nin do package write task'ına bağımlı olması gerekiyor. Yani öyle kuru kuru bir bağımlılık listesi yok. Yani bu uygulama buna bağımlıdır, bu da buna bağımlıdır değil. Aynı zamanda uygulama task bağımlılık ağacı var. Şimdi diyoruz ki do build. Do build'e tıkladığım zaman bakın SQLite 3 GCC, glibc, libgcc, libtool, headers, SQLite 3'ün diğer. Bunları saymıyorum. Bunlar zaten bizim diğer task'larımız. Bakın dış task, bağımlı olduğumuz dış task'lar da bunlar. Evet. Güzeldi. Burayı böylece geçtik. Task'lar, biliyorsunuz bu list task daha önce listelemiştik. Örnek, task'lar default. Zaten bulunan. Devam ediyorum. Evet. Evet, fonksiyonlar shell script 5 biliyorsanız ne kadar güzel. Syntax'ına sahip. Bu OpenEmbedded'den gelen bir şey diye bir özellik. O şekilde biliyorum. D'ye bakmıştık. The destination directory, hedef klasörümüz. Neresiydi de bir hatırlayalım bakalım.
çizeli bir tane bulalım. Bakın default olarak work'tir image. Peki bu work'tir nerede? Worktur directory is defined as follows. Şöyle şunu da çekelim. Bakın. Temp. Bizim build altında temp var. Work var. Şimdi şuradan açalım. İkisini birlikte görelim. Burada bir TMP var. Sonra bir work klasörü var. Yani burada makine ismimiz mesela BeagleBone. Hedef ve sistem. BeagleBone, Poki, Linux, GNU, ABI. Ardından paketler. Bak. Burada kernel'ımız vesaire. Bir de şeye girelim. Parm V7 diye girelim. Şimdi paketleri asıl görüyoruz. Örneğin burada set diyelim. Ne oldu? Burada set neye karşılık geliyor? PN'ye karşılık geliyor. Evet. Şurada PV paket versiyonu ve paket release'ini görüyoruz. Extend P nedir? Hep birlikte bakalım. Ha, şurada yazıyormuş. Epoch. Ha. Burada bizde boş. Bu gördüğümüz örnekte. Evet. Bunun gibi pek çok diğer paketlere de bakabiliriz. İşte shadow'umuz varmış. 421R0 ve içinde de dosya var. Evet. Evet, bir task'ın sentaksı. Action 01 dedikleri artık orada shell script bilginize göre, kabiliyetinize göre yazacağınız şeyler. Burada da bir task'ın tanımlanması do alt tire ile başlar. Örneğin do compile, run make, do install. Install komutu. Klasik Linux'taki install komut satırı kabiliyetlerinizi, script kabiliyetleriniz varsa, bakın bildiğiniz install komutu. Onları sergileyebiliyorsunuz. Evet, prepend ve append zaten çok güzel. Appendleri, prependleri nerede kullanacaksınız? BB append dosyaları içerisinde. Değiştiremeyeceğimiz POC'in içerisinde bulunan. Meta TI'da bir commit yapmak istemiyorum. Kendi custom layer'ım da yapacağım deyip hani bir blok diagram görmüştük. İşte bu prepend ve append'li dosyaları nerede çağıracağız? Genel olarak işte şu dosyaların, dışarıdan müdahale etme dosyalarımızın içinde yazacağız. Bakın, modifying existing task meselesi dedik. Yani do install diye bir task var. Siz de başka bir dosya, bb append dosyası içerisinde ona alt-append ile o task'a bir ek görev yazıyorsunuz. Yeni bir task eklemek istiyorsunuz. İşte onun da formatı burada görüldüğü gibi. Patch'leri uygulayalım. Bu ZBox 5 veya biz sizin kullanacağımız bir HTTP server, Lite HTTP, Nginx vesaire.
Örneğin bir paket seçtik. O paketimiz Nginx olsun. Tarball olarak bakın bir link de vermiş. Burada da bazı patch'ler tanımlamış. Şimdi bu patch'ler niye vardır? Pek çok. Herhangi bir başka bir recipe de seçelim. Ana sayfaya gidelim. Meta Networking içerisinden bir paket seçelim. DSCP Daemon. Bakalım. Bakın bir patch. Bu patch bir şeyleri fix ediyor olabilir. Veya bir güvenlik yaması olabilir. Ya da çapraz derleme, yani cross platform support yapacaksınız ya, onunla alakalı bazı sıkıntıları gideriyor olabilir. Patch'lerimizde SRC normalde fetch edeceğimiz kaynak URL'ini tanımladığımız SRC_URI ile artı eşit operatörünü kullanarak patch'lerimizde tanımlayabiliyoruz. Bu patch tool'lar, tamam, bir default patch tool var ama işte git daha önce kullandığımız git boşluk em patch uygular. Bu arada uzantısı nokta patch nokta diff olabilir gibi gibi. Evet, bu bizim bu do patch task'ımız git patch veya quilt possible, yani mümkün siz patch yapılacak tool 3 çeşit olabilir. Buradaki ifadeyle. Genelde git olacaktır. Evet. Bir reçete örneği. Başlayalım. Evet, şu değişkenleri görmüştük. Tanım, homepage'i, öncelik, section, example, örneklere bir section örneklenmiş. Utils olabilir vesaire olabilir. Lisansın tipi. Bakın SRC URI tanımladı. Bu bir git. Kaynağı bir, yani bizim do fetch ne yapacak? Bir git clone yapacak. Commit ID'si SRC'ye karşılık olarak da girilir. S değişkeni default'un dışında bir şekilde ifade etmiş. Ve lisansın checksum'unda burayı ifade etmiş. Do compile, do install da temel taskları. With a version agnostic part. Versiyondan bağımsız parçamız nedir? Bir include yazacağız. Mesela tar örneğinde olduğu gibi. Hem bu tasklar versiyondan bağımsız olabilir. Hem de bu değişkenler versiyondan bağımsız olabilir. Tabii ki buraya PV dediğiniz zaman versiyondan bağımsız bir onu require tar.inch diyerek header include ettiğiniz gibi BB dosyasının başına include ettiniz. Şimdi checksum'lar her zaman işte bu BB içerisinde, BB file içerisinde değişen kısımda olacak. Patch yeni bir şeydir. Dolayısıyla bunlar da versiyon bağımsız değildir. 1.17 örneği, bir de 1.26 örneğini vermiş. Kaynağın MD5 sum'ı da ne oldu? Değişti. Bir tarball olarak indiriyor. Tarball olarak indirdiği için de SRC URI'nin MD5 checksum'ını vermekle sorumlu. Dedik ve şimdi lab vakti.